Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Değerli izleyenler, tekrardan EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tanto, Borsa Teknik'te yeniden birlikteyiz. Evet, haftanın ilk işlem gününde Borsa İstanbul güne yükselişle başladı ve yükselişle devam ediyor. Hatta yükselişler %2'ye ulaştı. 2643 gördüğümüz en yüksek seviye, oraya yakın bir seviyeden şu an için işlem gördüğümüzü söyleyebilirim. Paralel bir görüntü Viyop'ta da var. %1,5'un üzerinde Viyop'un da artı seyrettiğini görüyoruz. Bugün hem haftanın hem de ayın ilk işlem günü. Evet, baktığımızda da BIST endeksinde en iyi performans Anadolu Grubu Holding, Vestel, Torunlar, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam gibi hisselerde görüyoruz. 16.8 milyarlık işlem hacmi var Borsa İstanbul'da. Ama şöyle bir durum var ki biz bu işlem hacimlerini ilk sırada hep Türk Hava Yolları'nı görmeye alışığız. Bu sefer bu işlem hacminin %10'unu tek başına Şişecam oluşturdu. 1.7 milyarlık işlem hacmi var. Türk Hava Yolları ikinci sırada 1.2 milyarla ve onu da 1.1 milyarla Sasa takip ediyor. Alt endekslere baktığımızda bankacılık, sanayi, holding, ulaştırma gibi büyük endekslerinde yine %1'in üzerinde artı seyrettiğini görüyoruz. Özellikle holding tarafında bir pozitif ayrışma var. Oradaki yükselişler %3'e ulaşmış durumda. Diğer taraftan kur cephesine dönelim. 17.94 seviyesindeyiz kur tarafını konuşurken. Tabii unutmayalım, bu hafta enflasyon verisi de gelecek çarşamba günü. Euro Türk lirasında 18.42, sepet kurda 18.18 seviyesindeyiz. Ons altın fiyatları da tırmanıyor. 1773 dolarda hem dolar Türk lirası hem ons altın yükselişiyle birlikte gram altında 1023 TL'ye kadar yükseldi diyelim. Altın demişken şimdi altın fiyatlarıyla başlayalım isterseniz. Evet değerli hocamız Ahmet Mergen bizlerle olacak şimdi. Hocam merhaba, hoş geldiniz. İyi haftalar, güzel bir hafta diliyorum size şimdiden. Evet, iyi bir açılış oldu bu hafta değil mi? Yani 40-50 puan yukarıda. Evet hocam, endeks de güzel. Yukarıdan açıldı, daha hala yukarı gidiyor. Aynen öyle. Altın alanlar da mutlu. Hatta bugün de dedim ben endeks güzelken altında da böyle bir kıpırtı var. Yine altında başlayalım isterseniz dedim. Yine Borsa tamam. İstanbul'a da bakarız. 1773 dolara ulaştı. Gram altın fiyatı tekrardan 1000 liranın üzerinde. Bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları gelecek hocam ABD tarafında. Bir kavga dövüş olur yine Cuma günü piyasada diye düşünüyoruz. Yani tarım dışı istihdamı benden önce Fed kendisi baksın yani. Kendisi takip etsin herhalde. En önemli takipçi şu anda Fed yani. Evet, Paul ekran başında bekliyormuş hocam tarım dışı istihdam verileri için. Herhalde yani. Faizleri arttırdı. Herhalde ilk önce o bekliyordur. Acaba ne İyi oluyor mi oldu, diye. Kötü mü oldu bakacağız diyordur şimdi içinden. Tabii. Yani hani bir laf var, azdan az, çoktan çok falan gibi. Bu da öyle. Bize yani pek fazla dokunmaz. Biz kendi yolumuzda gidiyoruz zaten. Ha, nereye gidiyoruz o ayrı mesele ama yani FED faizi arttırıyormuş, arttırmıyormuş, indiriyormuş, çıkarıyormuş. Yani biz yolu çizdik artık. Dolar 18 lirada, faizler 14 değil mi o civarda, öyle gidiyoruz. Artık ben de bıraktım FED'i de yani FED'e de bakıyoruz. O da işte bir şeyler yapıyor ama daha sonra bir laf etti. İşte yani faizler çok da hızlı arttırılmasa da bilmem ne gibi. O onu duyan hurra, bütün endeksler yukarı. Burası da yukarı. 16.80 zaten 1680 gelebileceği bir yerdi. Yani oradan alınırdı be kardeşim her şıkta. Hani bu şey gibi %61.8'lik bizim Selçuk'un şeyi var ya, Fibonacci'si. Gerçi evet. O 78 kullanıyor ama. Burası da ölü kedinin zıplayacağı yerdi yani. Zıpladı tabii ki 1680'den. Ha şimdi nereye geldi? Yani 1745 zorlu bir yerdi. Bir sürü tepeler oluşmuştu. Orayı da aştı. 1772'ye doğru geldi.
Orada bir sıkıntı var. Düşüşte oluşan ufak bir tepki alımlarıyla sert düşüş sonrası. Biraz da kar edilmiştir. Yani az buz değil ki. 1680-1770. İyi para kardeşim. $90 bu yani. Burada biraz dinlenebilir. Yani ortalamalara doğru biraz kendisini salabilir. Yani 1700 işte 40-50 aralığına kadar gelirse de çok da yani anormal bir hareket olmaz. Esas hikaye bu sarı renkli alandan yukarıya doğru koparsa. Yani 72'nin üstü 1800'e kadar zaten açık. Herkes düşüşe oynadı. Gene FED faiz arttırıyor. Yani buralara kadar düşmesini de ben anlamadım açık konuşmak gerekirse. Tamam, FED faiz arttırıyor da bir de dünyada bir yani resesyonla beraber resesyon tehlikesi de var. Aynı zamanda enflasyon tehlikesi de var. Hadi enflasyonu öldürdün. Ejderha yani 5-6 tane kafası olan ejderhayı hadi öldürdün diyelim enflasyon ejderhasını. İyi ama onu öldürürken de öteki tarafı canlandırıyorsun. Öteki tarafta da resesyon ihtimali giderek artıyor. Neyse endeksler biraz toparlar gibi oldu. Yani aman aman orada bir dip yapsın buralarda da bu endeksler. Yani bir de tekrar bir ay daha 2008 gibi gene kriz ah öldük bitiyoruz battık. Dünyanın sonu geldi falan gene aynı muhabbete girmeyelim yani. Gene büyük ekonomik tedbirler falan çözümler. Ya hala bu para yani tamam parayı değerli kılarak parayı insanlardan bir anlamda insanların erişmesini zorlaştırarak yani herkese para dağıtmayarak ortadan parayı çekerek falan filan değil mi? Yani iyi enflasyonun belini kırıyoruz böyle bu şekilde. Peki niye üretmiyoruz? Yani bu sorunun cevabını ben anlayamadım. Yani talepten daha fazla üretilirse fiyatlar artabilir mi? Türkiye'nin 18 milyon ton atıyorum buğday ihtiyacı var. Üretim 25 milyon ton. Bu fiyat gider mi kardeşim yukarıya? Hani yani nasıl gider? İşte belki giderse şeyden gider. Hani işçilik ücretleri artıyor falan filan. Diğer taraflarda artıyor gibi. Yani tamam buğday gitmedi de öteki taraflar arttı. Ondan dolayı gider der. Yani prensip. Yani yalnız parayla oynanıyor. Bir de işin üretim kısmıyla oynasak. Bakalım inşallah bütün dünyada gene enflasyonu inşallah aşağı indirirler de en azından yani büyük bir kütle var dünyada da. Yani Türkiye'de olduğu gibi dünyada da büyük bir kütle var her şeye erişemeyen. Yani tamam yani gırtlağını doyurmaya çalışıyor bir şekilde ama ya yani hayatı biraz da başka açıdan da bakmak lazım. Yani sabah peynir ekmek yedik, çay içtik, evet. Öğlenliğin efendim fasulye yedik, bilmem ne, tamam salata. Akşamleyin orada hafif yedik. Efendim zeytinyağlı bir şeyler atıştırdık falan filan. Tamam. Her gün böyle gırtlağımızı doyuruyor. Tamam. Kaç sene başka bir iş yapmayacak mı insanlar? Yani hayata sadece kendilerini doyurmak için mi geliyorlar? Başka işler yapabilmek için o bir zorunluluk. Karnını doyurmak. Enerji topluyorsun yani. Başka işler yapabilmek için. Ama insanlar gezmek ister, tozmak ister. Sağa sola gitmek ister. Ailesiyle yeni bir şeyler almak ister. Yani bir sürü şey var. Ama gırtlağını doyurdun mu tamam kardeşim. Vatandaşın şeyi yerine geldi isteği. Yok öyle bir şey. Bütün dünya ama böyle. Çoğunluk böyle. Sen gırtlağını doyur yeter. Ama işte yıllar sonra bu yetmiyor insanlara. Çok daha değişik şeyler istiyor. Sen yapabiliyorsun diyor. O da ben de istiyorum. Ben de yapmak istiyorum. Aynı şeyleri yaşamak istiyorum falan diyor. Talep her yerde artıyor tabii ki. Teknoloji de çok fazla şey getiriyor.
Her yenilik mutlaka bir şeyi cezbediyor. Gençleri bilhassa çok cezbediyor. Kulaklarında kulaklıklar falan. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden devasa kulaklıklar vardı. Şimdi ufacık tık koyuyorsun. Yani adamın kulağında kulaklık var mı yok mu, seni duyuyor mu duymuyor mu belli değil. İstediğin kadar kornaya bas. Gidiyor öyle. Başka bir dünyada. Ya burada da enflasyonla olan mücadelede faizler arta arta, burası da 1680'e geldi ama bence toparlayabilir. Yani 1720 falan 15-20 civarı orada bir destek bulur eğer çok fazla düşerse. Ama sonraki 1772 hamlesi 1800'e doğru yolu açabilir. Hele bütün millet satış kontratlarını açtıysa, yani normal vatandaşlar satış tarafına yöneldiyse, büyük kütle, yani köpek balığı burada pozisyonları yukarı yönde açtıysa, satışa oynayanları, satışa dönük istekleri karşıladıysa, o zaman bu aşağı gitmez, yukarı gider. Ta ki küçük yatırımcılar veya küçük spekülatörler, şunlar bunlar, iyice bir temizlenene kadar. Bu oyun bu şekilde devam eder, bu tiyatro. Aynı oyun, sahne aynı, oyuncular geliyor gidiyor sadece. Tabii, tiyatroda da seyirciler gidiyor geliyor, oyun aynı. Burası da aynı şekilde. Bakalım, dirence geldi. Hı hı. Hocam peki gümüş için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz ons altına paralel olarak? Orası da 20,5 dolara yaklaştı. 20 dolar 40 sent gibi bir fiyatlama var gümüşte. Yani o da kendisini bir attı yukarıya 18,5'lardan 18-20'lerden. Orada da bir çanak tamamlandı. Esasında geçilen çanak 19-40 civarındaki direncin olduğu yerdeydi. Hocam kulpa şimdi gidebilir mi peki? Hı? Burada bir fincan kulp olabilir mi? Diğer taraftan çanağı tamamladık ama yana bir kulp yapabiliriz. Yani burada bir sağ tarafa doğru yıkılıp burada bir daha bir ufak kulp yapıp mesela 19-30-19-40'ın üzerinde kalmak şartıyla 19-30-19-40 ile 20-30 arasında bir daha bir çanak manak ufak tipte sonra yukarı vurursa 21.5'a doğru o zaman hareket olur. 21.5'un üstü gene zorlanıyor burası. Yani uzun zamandır 21.5 işte 26.5 arası gidip geldi, gidip geldi, gitti geldi filan bir türlü yukarıya kopamadı. Yani 28'i aşamadık yani. Gittik, denedik, ettik ama olmadı. 21.5'un üstü şimdi bilhassa 24-25 aralığı bence çok satıcılı. Orada bayağı bir kütle kalmış olabilir fiziki olarak. Yani burada evet 21.5'a gidebilir mi? Gidebilir. Yani burada biraz oyalandıktan sonra Fed çıkıp da artık yani faizleri yani 75 yapmıyorum kardeşim. Enflasyon hızı kesildi aşağı doğru gidiyor mu diyor. Daha fazla yaparsam başka tehlikeler ortaya çıkabilir. İşsizlik artabilir filan diye. Bundan sonrakinde 50 veya 25'er bas puan artışlarla gidebiliriz filan dediği anda yani faiz artışı yapmamış gibi kabul edilir piyasada. Herkes gümbür gümbür geleceğini düşünüyor. Önce 50'ye inip sonra ya 25'lerle idare edelim ayda bir kere falan filan bakalım görelim filan demeye başladı mı bu faiz artışının durduğu anlamına gelebilir. Piyasa bir anda işi öyle algılar yani. Hop buralar yukarı. Endeksler de tekrar toparlar kendisini. Bakalım yani yaşayıp göreceğiz. Hocam bu arada bir de petrol fiyatlarına bakıp Borsa İstanbul'a geçelim isterseniz. 102 doların üzerine bir fiyatlama var ama bugün petrol tarafında yani, satıcılı. Bu burada yani öyle 120'yi falan roketleyip geçecek hali yok. Ya, takıldı artık. Önce bir 131'lere gitti. Savaş mavaş filan derken. Aşağı tarafta 70 civarı, 70-75 civarı zaten önemli bir destek alanına döndü. Ama burada
131'e doğru giderken Brent petrol geçilen seviye 87 idi ana tepe. Onun biraz üzerinde kalsa 90 falan gibi veya 85-90 aralığı 87-88 madem orada. Alt taraf o şekilde. Yukarıda bir zamanlar 120-128 falan o aralıkta bir sürü tepe vardı. Onları bu savaşla geçti ama anında geri geldi. Şimdi kaç kere daha denedi 120'nin üstünü? Olmadı. Bence burada şimdi kısa vade aşağı taraf 90 gibi, yukarı taraf sanki 115 gibi böyle bir bant, o bandın içinde daralan bir başka bant da ortaya çıkabilir. Bu da işte aşağıda sarı renkli çanağın olduğu 97,5, yukarı tarafta da yani 110 filan daralan bant. Bakalım sarı renkli alandan yukarıya kopabilecek mi? Yani 105'in üzerine doğru bir hamle yaptı ama 106-15'te kuyruklu yıldız oluştu. Tekrar aşağıya doğru indirdi fiyatı. Yeşil renkli ortalama yaklaşık 102 filan civarında. Yani onun altına kayarsa yeşil renkli ortalamanın, o zaman 179'da da durmaz, 101'de durmaz. O 98'lere doğru bir daha sarkar. Bu da böyle yatay bir alanda gider o zaman. Yani bir süre 96-106 arası yan yan gider. Daha doldurulacak bir alan var. Aylık grafiklerde. Yani sağ tarafı bu hızlı çıkışın 65'ten 130'lara doğru giden bu hızlı çıkışın en azından böyle bir sene falan filan gibi dolması gereken bir alan var. Yani evet 150'ye 300'e gidecek gibi konuşuluyor ama bakalım göreceğiz. Kışa doğru fiyatlar ne olur? Eğer Rusya hani üretimi kısar mı? Rusya'ya karşılık efendim Suudi Arabistan arttırır mı? Amerika Rusya'nın yani o baskısını kırmak için kendi petrol rezervlerinden satar mı? Yani Alaska'dan çıkan petrolün daha fazlası piyasaya sürülür mü? Kaya gazı, kaya petrolü bilmem ne vardı. Bunlar tekrar devreye girer mi? Ne oldu onu da anlamış değilim. Ya petrolün varili 50 dolarken, 60 dolarken her tarafta kaya gazı, kaya petrolü çıkarılıyordu değil mi? Kuyular, muyular efendim bu hafta açılan kuyu sayısı 18, öteki tarafta bu hafta efendim açılan kuyu sayısı 112'ye erişti falan. Şimdi hiç duymuyoruz. Ne oldu bu kuyulara? Ne oldu bu kayalık? Yani kayadan çıkarılan gaza, petrole bilmem neye? Niye fiyat burada? Çıkarın o zaman satın. Bazı ülkelerde yani bu petrolün gelirine ihtiyacı var. Afrika'daki var, Brezilya var. Kanada bile olabilir yani. Bir de üretime, şeye bağlı, tüketime bağlı. Yani ülkeler gümbür gümbür büyürse herkes %7, %8, Amerika %5 falan, ha, o zaman petrol ihtiyaç vardır. Yeteri kadar arz olmazsa fiyat yukarı gider. Ama şimdi önümüzdeki 6 ayda durgunluğa girerse bütün dünya kim petrol harcayacak? Türkiye'de zaten litresi 30 liraya geldi. Hadi fiyat yukarı gitmedi diyelim. İyi de durgunluğa, Türkiye'de durgunluktan etkilenirse, büyüme hızı azalırsa 50 kişi 30 liradan litresi petrolü alabilecek paraya sahipken yani durgunlukla şunla bunla bu sefer onun sayısı iner 22'ye. Yani tüketim artmaz. Basit mantıkla. Veya kullananlar da daha az kullanabilir. Şimdi Almanlar değil mi? Tasarrufa gidiyor. Hı hı. Kravatla gelinmesin işe. Ya biz 50 sene önce söyledik bunu. Kravatla işe gitmedik ki. Demek ki çok ileriymişim. Şimdi kravatla işe gidiyorlar. Kravatın yeri başka kardeş. Kravat güzel bir şey tabii de.
Yani çok havalı gösteriyor erkekleri de. Ama şimdi yani işte gaz tüketimi, petrol tüketimi, bunları azaltmak lazım diyor Almanlar da. Avrupa da azaltacak. Ama nereye kadar? Bir süre sonra Rusya'nın ortaya gelip herhalde gene ortada bir yerde bunlar anlaşır diye düşünüyorum. Rusya'nın paraya ihtiyacı var. Öteki tarafın ürüne ihtiyacı var. Yani biz ne ambargolar gördük. Yok İran'a ambargo, oraya ambargo, buraya ambargo. Ambargoyu koyan kendisi deliyor ambargoyu. Arka taraftan bir takım başka yollarla. Yani sana sattırmıyor, aldırmıyor. Öteki tarafta kendisi alıyor, satıyor. Nasıl ambargoysa. Yani Rusya da şimdi. Yani Rusya'ya da bu şekilde bir ambargo konur. Bir bakarsın ambargoyu koyanlar başka yollarda, aracılarla en fazla alışverişi onlar yapar. Bunlar yaşanıyor yani. Halka söylenen şeylerle arka tarafta olan işler başkadır ya. Yani. Genelde öyledir. Televizyondan her şey göründüğü gibi değildir yani. Hayat öyle bir şey değil. Politikalar da öyle bir şeydi. Yani devletler arası ilişkiler harala gürele, gürültü patırtı da öyle değil. O sana aksayan tarafı. Sana yansıyan tarafı, aksettirilen tarafı. Sana yansıtılan. Arka tarafta başka işler oluyor. Daha gizli kapaklı. Hayat geçelim. Evet hocam. Piyasamız o zaman gidiyor. Hadi maşallah. Borsa İstanbul'a gelelim hocam. 2642. Tarihi zirvelere doğru yolculuk var. Hı hı. 2685'teki tepeye doğru gidiyor. Yani çanağı tamamlamaya. Orada 2690 olur, 95 olur, 2700 olur. Satanları zararına stoplatabilirler falan filan, bir takım oyunlar olabilir orada. Ama görünüş itibariyle çanağa doğru gidiyor. İşte yellow cab, sarı taksi hareketlendi biraz 24'ten düştükten sonra. Yani ondan sonra efendim Aselsan'da hareket var. Hocam şişecam. Şişe %5,5. Şişe aldı başını, o daha da gider. 23'ü falan da birileri ki zaman diliminde herhalde geçecek. Öyle hareket ediyor. Diğer taraftan holdingler falan filan biraz şey yaptı mı, destek verdi mi? Bu gelir gene 2700'e, ne olacak ki? Yani göründüğü kadarıyla işte hava yolları belki biraz dinlenir. Devamlı iş olduğu için orada haldır huldur haldır huldur. Onun dışında yani şu ana kadar biraz aşağı yönde hareket eden veya pek gitmeyen, biraz onlar gider, çok gitmişler geri gelir. Ereğli 26'dan mı döner, 23'ten mi döner, 24'ten mi döner, orası bakılıyor. Ereğli de belki burada ikili dip de olabiliyor, olabilir. Yani indi, bir çıktı, tekrar geldi. Şimdi tepeyi geçerse, ilk tepkide eriştiği tepeyi geçerse yukarı yönde tekrar 30'ların üzerine gidebilir. Ve bu endeksi 5-6 kağıdı da peşinden sürüklediği için Kardemir, İstemir, Cemtaş falan filan gibi, bu sefer endeksi de biraz daha destek verebilir. Yani Kasım ayına doğru gidiyoruz. Senenin başından beri söylüyorum yani. Ekim-Kasım'a doğru gidiyor. Tarihi orası. Buralarda tekrar 2700'den satış gelir, gelir, iner, biner. 2700'ü yukarı yönde geçersek, o zaman 2350, 2650, 300 lira daha koy yukarıya. 2950, 3000 çanak katlama oraya doğru gider. Bakıldığında yani 3000 de esasında dolar bazında baktığın zaman çok da aman aman bir yer değil yani. Dolar da zaten 18'de. Doları büyük bir operasyonda 12'ye indir, 13'e indir. İndir de. O büyük operasyon senin kendi doların değil ki. Kendi paran değil. Borç alarak, kredi alarak şunu bunu da yapabiliriz. Yapabiliriz de. Yani ihracat kısmı da bu sefer ciyaklama başlar.
Çok fazla hareketlilik olmadığı sürece orası tolere edilebilir bir halde gidiyoruz öyle. Yani bir anda yukarı aşağı çok hızlı hareketler olmadığı sürece işte millet yavaş yavaş alışıyorsunuz. İhracatçı, ithalatçı ona göre fiyatlar biçiyor falan filan. Orası kendi çapında gidiyor. Orası da çok büyük yukarı gidiyor. O gram altını yukarıya alabilir. 1.000 liranın üstüne çıkardı. Ama normal yani. Yaşanan enflasyonist ortamda bu tip fiyat hareketleri de doların yukarı gidişi, efendim gram altını yukarı sürükleyişi. Bunlar yani normal doğanın için doğasında var yani. Başka türlü olamaz ki. Endeks dediğim gibi kısa vadede endeksin 2-3 tane noktası var. 1. 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar. Onlar 2500 civarında. Günlük grafiğe bakarsanız. Onun dışında dipleri birleştiren büyük trend çizgisi var. O da oraya doğru geliyor. 2500'e doğru. Diğer yandan günlük grafiği vereceğiz galiba. Evet hocam. Diğer yandan işte 1827 ve 2359 filan oradan geçen çizgiyi yukarı yönde uzatırsan trend çizgisini, o da ortalamaların olduğu yere doğru geliyor. Bu endeksin aşağı doğru gidebilmesi için kırmızı ve yeşil renkli ortalamaları bir kere delmesi lazım. O destekleri kırması lazım. Arkasından dipleri birleştiren bu trend çizgisini, desteğini kırması lazım. Son kale 2350'de. 2350 yatay fiyat desteği var orada. Fiyat seviyesi var. İki tane dibi yatay bir çizgiyle sağa doğru alırsan bir de onun kırılması lazım. Yani 3 tane desteğin, majör desteğin kırılması lazım. Zaten eğer kırılıyorsa bu 3 majör destek yandı gülüm keten elva. Anında 2000'e gider bu. Ama şu anda görüntü itibariyle hala yukarıya doğru trend etmeye çalışıyor. Yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Bu 3 tane destek de kolay kolay yani böyle ha deyince kırılmaz. Olanlar oluyor zaten Türkiye'de. İşte hani geçmişte de diyoruz ya, bir tek meteor düşmediği kaldı. Yani buna rağmen Türkiye'nin de endüstrisinin, şirketlerinin bir değeri var. Ha bu değer, yani şirketler esasında öyle hallere geldi ki dolar bazında Türkiye'nin majör şirketleri yabancılar tarafından rahatlıkla alınabilecek bir seviyeye indi. Zaten bir sürü şirket var. İsimleri Türk olmasına rağmen arkada onların yabancı idare ediyor. Sahipleri yabancı. Buna ek olarak büyük holdingler, şunlar bunlar öyle fiyatlara indi ki yani yabancının dolarla gelip çok rahatlıkla ele geçirebileceği hale geldi. Maalesef. İşte ilk ona gidecek bir ülkenin borsası ne burada durur ne de şirketleri bu değerde kalır. İlk ona gideceksen bunlar dolar bazında 5'e 6'ya, TL bazında 10'a 15'e katlaması lazım. 50 bin dolar hikayesi tepede dördüncü kez görülür mü? Görülecek kardeşim. Yani görülecek 50 bin dolar. Veya şimdiki fiyatlarla işte 500 dolar. Ama biraz zaman lazım. 2 sene toparlanır, 5 sene koşar, 2030'dan sonra hızlanır. Ama Türkiye'yi seven, yani vatanını seven insanlara ihtiyaç var. Ekonomiyi de bilen.
Kim biliyor bilmiyorum. Ben makine mühendisiyim. İddialı değil. Ama bilenler var. Yurt içinde, yurt dışında bilenler var. Hepsini toplayın. Türkiye'deki bir sürü değerli insan var. Yani bu şey açısından da dedi. İktidara yakın, iktidara uzak, muhalefette, iktidarda bilmem ne. Bir konsensüs oluşturun kardeşim ya. Ülkenin ekonomisi bu. Bu kadar da zor mu bu iş yani? Bu kadar insan bekliyor. Ekonomik olarak birileri bir şey yapsın, rahatlayalım diye bekliyor. Ya bu ülkenin ekonomistlerinin bence görevi de bu. Birileri sizi bir araya getiriyorsa siz bir araya gelin. Bir araya gelin. Kendiniz toplanın. Ne yapalım ya bu ülkeye deyin. Bir beyin fırtınası da bence ülkenin ekonomistleri bir araya gelip farklı siyasi görüşlere sahip olabilirler. Ama bir temel bir ekonomik yapı vardır herhalde ya. Üzerinde anlaşılabilecek, anlaşma sağlanabilecek. Ben de bekliyorum, bakıyorum. Evet, geçelim. Evet hocam, şimdi iki arayı bitirdik. Kısa bir araya gidiyoruz. İsterseniz kısa bir ara yapalım. Sonra biraz da ikinci arada hisse konuşalım. Minik bir aramız tamam. Var efendim. Evet efendim, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselerle devam edelim. Hocam TÜMOSAN diyelim isterseniz. Bugün TÜMOSAN'da %6'lık bir geri çekilme var. Hani kayıp da demeyeyim çünkü bir kar realizasyonu olarak da okunabilir. Öyle böyle gitmedi. İyi çıktı ama. Evet, evet. Yani yatırımcısını bayağı sevindirdi. Ha, 49'da alanı sevindirmemiş olabilir de. Yani o kadar geç kalanlar ayrı mesele ama 14, 15, 20, 25'de alan, 30'da alan, yani fiyat 15'ler civarında ortalamaların üzerine çıkmış. Ondan sonra da zaten 20 günlük kırmızı renkli ortalamanın üzerinde, yani çarparak sonra yükseliyor, tekrar geri geliyor, ortalamayı bir daha test ediyor, sonra gene yükseliyor. Yani 26, 23, 33, 27 dipler yükseliyor, tepeler yükseliyor. Gayet ortalamaların üzerinde hoplaya zıplaya yukarıya giden bir trend. Yani bir çıkış akımı. Ha, ne oldu sonra? 36, 37'den sonra zıvanadan çıktı. Ya bir anda Apollo hoppa diye yukarıya. Gereğinden fazla, yani o talep geliyorsa, madem bu talep geliyor, bu talebi o zaman yukarıda karşılayalım. Hop yukarı alınma, aldıktan sonra gelenlere daha yüksek fiyattan satış yapılıyor. Kar realize edenler olabilir. 14'ten tutup 50'de çıkanlar, ya az buz değil ki baba. %300. Öteki tarafta faiz %20 veriyor, 25 veriyor. Burada %300 para kazanılıyor. 30'a alan o bile %65 kazanmış. Baktığın zaman 50'de satsa. Çıkışta oluşan bir boşluk var. Bu düşüşte, düzeltmede o boşluk kapanabilir. Yani fiyat Ferhat diyelim Şirin'den çok fazla uzaklaşmış. Bu durumda Ferhat'la Şirin'in tekrar bir araya gelmesi lazım. Şart mı? Yani tamam, %100 şart değil gibi görünüyorsa da kusura bakma kardeşim, evet şart. Bu iş böyle çalışıyor. Sistem bu. Hareketli ortalamalar mıknatıs gibi fiyatı çeker. Her seferinde hareketli ortalamaya deyip yükseliyor, deyip yükseliyor. Şimdi böyle çok fazla uzaklaştığı için hareketli ortalamayı bekleyecek. Onunla bir kere bir buluşacak bir yerde. Tepede mi buluşur? Yoksa düşerek 40'larda mı buluşur?
onu tahtaları buraya kadar getiren, iyi bir hareketlilik yaratan grup veya büyük yatırımcıya sormak lazım. Trend, evet trend yukarı ama kısa vadede biraz bir satış dalgası yaşanabilir. Öyle görünüyor. Bir düzeltme gerçekleşebilir. Evet, kısa sürede çok fazla yukarı gittiği için. Geçelim. Hocam Migros'la devam ediyoruz. 56.90, 56.95. %1'in üzerinde de bir artış var zaten Migros'ta şu an. Pozitif fiyatlanıyor da. Tırmanıyoruz yukarıya doğru. 52 civarında tepe var. Yani iki tane tepe. 51.95, 52'de. Öteki 52.10. Ona da 52'de. Grafiğin sol tarafında bir tane daha var. 52'ler civarında. Yani orası geçiliyor. 60'a doğru yolculuk var. Göründüğü kadarıyla. Fiyat nerede? Direnci geçti. Kırmızı renkli 20 günlük ortalamanın üstünde mi? Üstünde. 20 günlük ortalama nerede? 52.14'te. Geçilen tepe nerede? 52.10. Demek ki geçilen direnç destek, 20 günlük ortalama o da destek. İkisi beraber şimdi fiyatı korumaya aldılar. Kur korumalı hesap gibi burası da ortalama korumalı senet. Yukarıya doğru çıkış trendi, yukarıya doğru gidiyor. İçinde kalacaksın. Vagonda kal bakalım nereye gidiyor. Nereye kadar gider? Vallahi hocam uzun vade şöyle olur. Eğer 35-52 çanağı veya o büyük üçgen dipleri birleştiren çizgiyi al, trend desteği böyle büyük bir üçgen gibi de görebilirsin. Dipleri yükselen. Ama biz yatay alan diyelim, çanak diyelim. 35-52 ve burası 17 lira. 52-17 69-70. Ya hemen mi? Hemen değil. Yok öyle bir şey. Hemen hurra diye. Ama yolculuk var mı? Var. Oraya doğru niyetleniyor. Ama 60'dan mı döner? 62'de mi satış gelir? Bunu yaşayarak zaten görürsün. Hissedersin ya. Baktın gitmiyor. Artık kısa vadede satıp istasyonda inip biraz bekleyeceksin. Ama şu anda trende kal. Vagonda kal, trende kal. Yukarı doğru lokomotif kağıdı çekiyor. Vagonları yukarı doğru götürüyor lokomotif. Bakalım 60'lara götürür mü? 61-62 yapar mı? Kalmak lazım içinde. Geçelim. Hocam buradan isterseniz bir de Tüpraş'a geçelim. Tüpraş'ta da %1,5'un üzerinde yükseliş var. 272.60, 272.70 Tüpraş'ta da fiyatlama. Aha. İşte zaman tüneli. Zaman tüneline girip de kendini tekrar fiyatın 91'de 91 lira olduğu zamana götürsen keşke. Gitmiyor hocam 91 orada kaldı hocam falan derken kağıt oldu 270. Bu kağıt da beklenirse binler kulübü. Ama zaman lazım. 6 ayda olur mu? 6 ayda olsa ben de evi satayım. Dalayım. O kadar garanti verebilsem size. Ondan önce gireyim ben alayım o zaman. Evim evi satıp borç harç. Öyle bir garanti yok. 5 senede olur mu? 5 senede olursa zaten esprisi kaçar. 5 senede zaten her şey gidiyor. Yani zaten %60 enflasyon açıklandı. Şimdi bu kağıda bakarsan bir çanak var. 225-275 hatta 300'e yakın çanak desek 75 liralık koydun mu yukarıya 350-375 fiyat oralara doğru gidiyor. Gidecek. Trend abicim dipleri birleştir. Tepeleri birleştir. Bir kanal gibi çıkış kanalı elde edebilirsin. Ortalamaların üzerinde olduğu sürece çanağı tamamlayabilir. Evet çanak tamamlandı. Satıcı gelebilir. Ama 20 günlük kırmızı renkli ortalama 256. 50 günlük yeşil 254.
kırmızı yeşili, kısa uzunu yukarı yönde kesiyor. Tekrar. Golden Cross vaziyeti yani. Yukarıya doğru çanağı tamamlamaya gidebilir. İşler iyiye giderse çanak katlamasıyla 350-400'e doğru yolculuk olabilir. Önümüzdeki yani kışa doğru falan belki de olabilir yani. Bakıldığında 1000 liraya gider mi? Kağıtlar öyle gitmiyor. Yani 300 lira 1000 lira olmuyor. 300 lira gidiyorsun bakıyorsun. Bir zaman geliyor 400 lira oluyor. 400 lirada bir bakıyorsun tak 10 tane bedelsiz veriyor. Hoppa fiyat 40 liraya. 400 lirayı 1000 liraya götürmek biraz zor. Herkes gelemeyebilir. Ama 40 lirayı 60 liraya, 80 liraya götürmek kolay abicim. 40 lirayı 80'e götürsen zaten 400 lirayı 800'e götürmüş gibi oluyorsun. Çok rahat. O şekilde gider 1000 liraya, yani 500 liralara, 1000 liralara kağıtlar. Yalnız bu değil. Böyle birkaç tane daha var. Binler kulübüne gidecek. Evet. Öyle görünüyor. Fiyatlar yani o yukarılarda. İki bölünmede tamam oradalar. Trend yukarı burada da. Ortalama kırılmadıkça vagonda kalacaksın kardeşim. Evet. Hocam çan termik, evet çan termikle devam edelim diyecektim. Çantayla tavan. 57.45. Ya bu bugün de tavan oldu galiba. Tavan hocam, tavan. 4 liradan almış, bir süre yatay yapmış. 14-12 arası, hatta 10 lira arası 9.93. 14-15-9 arası ufacık görünüyor şimdi fiyat. Orada bayağı büyük gözükürdü mutlaka. Aradaki 6 liralık fark, 14-15 liralık kağıtta 6 liralık çanak 21 yapardı. O 21 falan yapmamış. Black Jack'i de geçmiş. Almış başını ortalamaların üzerinde. Ne güzel, şahane ya. Adam biliyor işi, kim götürüyorsa. Yani 50 günlük ortalama, daha sonra 20 günlük ortalama. Onun üstünde tık yukarı hop ortalamaya çarptır. Ortalamalardan fazla uzaklaştırmadan falan dıgıdı 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 yukarıya doğru götürüyor. Şimdi biraz fazla dikilmiş. 37'den sonra. Ondan dolayı bir satış gelmiş ama yani 50 lira civarında kırmızı renkli ortalama 20 günlük ortalama civarında fiyatı tutmuş. Ha burada biraz daha oyalayıp sonra 80'e götürür mü? Eşref saatine bağlı. Ama ikili tepe olur mu? Ona dikkat etmek lazım. İkili tepe olması için kağıdın burada yukarıya doğru gidemeyip ilk tepeyi geçemeyip genelde geçemez. Oradan tekrar aşağı gelerek 50-25'in altına yeşil renkli ortalamanın altına çakarsa o zaman sıkıntı artar. Ama şu anda gayet güzel yukarı yönde bir trend var. Ha gidin alın demiyorum. O kişilerin kendi şeyi, tercihi. Yani 9 liralık kağıt da gelmiş 60 liralara falan yani. Buna göre. Onu ben bilemem. Bu kadar çıkış sonrası yani tavsiye gibi algılanmasın. Gözüme çarptı. Baktım. Güzel bir trend yaşamış yukarı yönde. Şimdi biraz işler hızlanmaya başladı tepede. Evet. O kazançlar geçelim. O zaman Trend GEO ile devam edelim hocam isterseniz. Tavan olan canteden sonra. Vallahi bu hızlı çıkıp daha sonra hızlan aşağı inen ondan sonra da yatırımcıyı bezdiren kağıt türlerinden bir tanesi. 16'dan tekrar 5 liraya, 5 lirayla 8 lira arası baktığında sarı renkli alanda yatayda işte gidiyor, geliyor, gidiyor. Bugünlerde biraz böyle yukarıya doğru meyilleniyor.
bir almışlar hafiften. Demek ki birileri yeteri kadar mal boşalttı. Yatırımcılar gına geldi. Ellerinde yukarılarda aldıklarını belki de sattılar. Bundan bir şey olmaz gibi. Alanlar büyük ihtimalle fiyatı 16'ya götürenlerdir böyle durumlarda. Alınan hisseleri ne yapacaklar? Duruş yapmayacaklar. Paketleyip bir yere koymayacaklar. Onları tekrar akümülasyon sonrası ne yapılır? Distribüsyon. Dağıtım. Yatay alanda toplandıysa daha sonra yukarılara doğru götürülerek yukarılarda yeni gelen yatırımcılara güzel bir planlamayla satılır, dağıtılır. Dünyadaki genel hisse senedi hareketleri budur yani. Türkiye'de daha değişik değil. Dünya böyle. Ha, elimde hisse olmadığı durumda, elimde hisse yok, bir şey yok. Ben bu kağıdı yukarı götüreyim. Niye götürsün? Önce bir toplamalı. Topladığı şeyi yukarı götürüp yukarıda dağıtacak, kar elde edecek. Yani her şey böyle. Fındığı topluyorsun, paketliyorsun, yüksek fiyattan tüketiciye satıyorsun, kar ediyorsun. Bu da onun gibi. Hisseleri topluyorsun, ediyorsun, paketliyorsun, yukarıya doğru allayıp pulluyorsun, götürüyorsun. Şirkette de güzel bir karlılık, marlılık bir şeyler varsa bahanesi de var. Tamam, isteyenler daha yukarı fiyattan alabilir. Çünkü öteki tarafta birileri uzun bir süre boyunca paralarını gömüyorlar. Topluyorlar yani. Para kazanmıyor yatay alanda. Toplama işi. Bu topladığını ne yapacak yani? Bedavaya size mi verecek? Kim kime veriyor ki bir şey? Bir tek Ahmet Mergen veriyor bedavaya iş. Bak televizyonda anlatıyoruz. Şaka şaka. Öyle algılamayın ama bu işler böyle. Yani borsa bu şekilde. Fiyatlar düştüğü zaman toplanır, para yatırılır. O 6 ay sürer, 1 sene sürer, 3 sene sürer. Adam 3 sene parayı yatırdıysa bir şeye, 3 senenin sonunda yukarı giderken fiyat 3 kuruş paraya da kusura bakmayın ama size o malı teslim etmez. Siz başka yerde 3 sene para kazandınız. Bu burada parasını tuttu, hisse topladı. Tam yukarı giderken siz geleceksiniz, alacaksınız. Yedirmezler, öyle bir dünya yok arkadaşlar. O da onun bedelini fiyatı çok yukarıda götürerek sizden hesabı keser. Fon olsun, spekülatör olsun, grup olsun, büyük yatırımcı olsun, kim olursa olsun. Sistem böyle, normali bu zaten. Herkes burada yatırım yapmanın amacı gelirini ilerleyen zaman dilimi içinde gelirini arttırmak. Gelir kaynağı sağlamak. Evet, geçelim. Hocam son olarak bir de VESTER'e bakalım isterseniz, vaktimizi dolduruyoruz. %6'ya yakın yükseliş var çünkü 25.54, 25.80'i gördü bugün. Orada sert bir yükseliş yaşanıyor. Valla bu da böyle şey, çok sevdi burayı. Yani 30-31 lira civarında tepe, 22'ler 23'ler civarında dip. 22-31 arası desek 9 lira. Bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı, 3 tane tepe, 4 tane dip yatayda. Neyi bekliyor? Şimdi gene hareketlendi. Muhtemelen 27-28'e doğru hareket olabilir. Çünkü tepeleri birleştiren çizgi de kırıldı. Trend direnci ortalamanın üstüne çıkıyor. 50 günlük ortalamanın üstüne çıkıyor. 28 orası geçilirse tekrar 31 civarı. İşte 30-95, 31-12, 31 oralar yani. O bant üst tarafta 10 kuruş 20 kuruşluk. Oraya gelince satılacak. Bu hep böyle mi gidecek? Yok. Bir gün gelecek piyasa çok iyi olacak. Fiyatlar yukarı gidecek. Vester karlılığını arttıracak. Şu olacak, bu olacak. Belki başka alanlara yatırımlar yapacak. Oradan bir beklentisi olacak yatırımcının Vester'den. Yani o zaman da kağıt
40'a doğru yolculuk olur. 9 lira daha koyar, 10 lira daha koyar. 31'deki tepenin üstüne. Yatay alanı yukarıya doğru katlar yani. Ama şimdi yok. Şu anda böyle bir salınıyoruz yani. Duvardaki pandülüm vardır ya, böyle büyük saatler. Sağa sola dın dın. Aynı onun gibi yukarı aşağı, yukarı aşağı. Ama bir gün bir şey olacak burada. Yukarıya patlarsa tekrar hemen geri dönmemek kaydıyla devam ederse yoluna 40'lara doğru gider. Vestel'den de beklenir yani. Hadi kardeşim, yenilikler falan filan, yani dünya markası bir olma yolunda ilerleyin. Şişeler, şunlar bunlar, bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bekolar, arçelikler, bir sürü şeye, şirkete ihtiyacımız var Türkiye olarak. Siz de tamam, görevinizi siz de yapıyorsunuz, eyvallah. Ama çok daha şeyler istiyoruz arkadaş, sizlerden, hepinizden. Bu ülke istiyor yani, ülke insanı istiyor ki refaha erişebiliriz. Yani fazla mı yük bindirdik ne? Manevi bir sorumluluk verdik galiba bütün şirketlere, ama bu iş böyle. Yani başka türlü olmaz. Büyük şirketler bayrağı alıp yürüyün, yürüyeceğiz diyecek. Yani başka türlü ilk ona doğru gidemeyiz. Evet, bekliyoruz ama hayalimiz var. O hayal hala ihtimaller dahilinde. Çarşambaya görüşmek üzere. Görüşürüz hocam çarşamba günü. Çok teşekkür ediyoruz bugün vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Böylelikle vaktimizi de doldurduk zaten. Efendim, ben herkese güzel bir kapanış diliyorum. Yarın sabah ilk seans programında tekrar Neko Türk ekranlarında buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.